Medyaskop TV özel yayınından merhaba. Bu özel yayınımızda FETÖ soruşturmaları ve İslam camiayı konuşacağız. Konuğumuz Samet'in Karabaşoğlu. Kendisi Nur Cemaati'nden bir isim. Şu an bağımsız olarak yazıyor, makaleler yazıyor, düşüncelerini ifade eden bir kişi. Daha önce de Mart ayında Ruşen Çakır'ın burada konuğu olmuştu. Güzel bir sohbetti, ben onu dinledim. Merak edenler tekrar Medyaskop sayfasına girerek dinleyebilirler. Şimdi o konuşmanın biraz daha update, o günden bugüne neler değişti ve başka konuları konuşacağız kendisiyle. Metin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim o Ruşen Çakır'la söyleşinizde tam FETÖ soruşturmalarının yoğun olduğu bir dönemdi. Durmadan kanun hükmüne kararnameler çıkıyordu. O söyleşide sizin söyledikleriniz arasında gerçekten cemaate çok mesafeli durmuş isimlerin de soruşturma kapsamına alındığını söylemiştiniz. Bu aslında yüksek siyasetin de dile getirdiği bir şey. Evet. Kurunun yanında yaşında yanması. Ne dersiniz o günden bugüne ki siz bu camianın en azından mağdur olanların evet. FETÖ'cü olmadığı halde yakından bilen bir isimsiniz. Evet. Aynı süreç devam ediyor mu? Yani bir parça belki iyileşme olduğunu, en azından kabul edildiğini, hani böyle bir problemin kabul edildiğini, bunun dahi bir aşama olduğunu hani söyleyebiliriz. İşte malum işte bir onunla ilgili bir komisyondan filan kuruldu, hatta belki bu mağduriyetin bir realite olarak kabul ve teslimi anlamında, ama onun da çok güçlü, çok hızlı bir şekilde yani yol aldığını söylememiz mümkün değil. Fakat yani ağırlıklı olarak yani Mart'tan bugüne ben mağduriyetler noktasında, özellikle yani Fethullahçılıkla alakası olmadığı halde bir şekilde işin içine dahil edilmişti. Baylok vesaire gibi, ki bununla ilgili çok farklı hani duyumlar alıyoruz. Hakikaten benim mesela bizatihi tanıdığım insanlar var. Yani hayatı boyu yani bu yapının karşısında olmuş olduğu halde işinden olmuş veya soruşturma konusu olmuş isimler var. Ben ağırlıklı olarak hani problemin devam ediyor olduğunu düşünüyorum. Ki şunu bu vesileyle söylemek isterim. Mesela FETÖ dediniz. Yani burada da hani FETÖ dediğimizde mesela Fethullah hani Gülen'in kitapları ekseninde bir dini hizmet olduğunu düşünüp hani orada olanla ben gene mesela bir ayrım yapılması gerektiği düşünüyorum. Yani mağduriyeti iki boyutlu olarak görüyorum. Yani birincisi örgütsel bir durum evet, var ortada. Evet, kriminal bir yapı. Evet. Evet. Yani iki türlü mağduriyet var bence. Birincisi hani cemaat boyutuyla dahi Fethullahçılıkla alakası olmadığı halde FETÖ soruşturması içerisine dahil edilip işinden olan veya bir adli soruşturma, kovuşturma içerisinde hatta hapishaneye düşmüş olan insanlar var. Birincisi böyle bir mağduriyet grubu var ki yani bunun içinde İslami kesimin çok farklı yani gruplarından, yani FETÖ ile yan yana alınması asla mümkün olmayan yani gruplardan insanlar var bu noktada. Kamuoyuna da yansıyor zaten bu noktadaki şikayetler. Yani ikincisi bir de bu yapıyla, ama yapının hani cemaat boyutuyla bir ilgisi olmuş. İşte kandırılma muhabbeti var ya. Yani bu noktada evet. Dinsel bir hizmet hani almak şöyle diyeyim için. Hani mesela diyeyim siyasiler dediğinde kandırıldık dediğinde tamam deniyor. Ama yani devletin içinde olup devletin yönetiminde olup her türlü istihbari bilgi kendisine ulaşabildiği halde siyasinin kandırılabilme ihtimaline karşı hoşgörü gösterirken sıradan bir esnafın Anadolu'nun herhangi bir şehrinde burada ne var? Birileri diğer cemaatlerden daha fazla şeyler yapıyorlar, daha güzel şeyler yapıyorlar. Dolayısıyla benden de destek istiyorlar, ben de destek vereyim demiş olan. Yani bu manada ben şöyle ayırıyorum. Ben cemaati üç, cemaat boyutu var, örgüt boyutu var, örgütün de derinde bir kült boyutu var. Yani böyle enteresan bir yapı. Bana göre asıl çelik çekirdeği kült boyut oluşturuyor. Yani burada... Yani Fethullah Gülen merkezde olmak üzere Fethullah Gülen üzerinden kendilerine çok özel, böyle manevi, ilahi, belki dünyanın kurtarıcısı gibi bir misyon yüklemiş bir şey. İki, yani bu amacı gerçekleştirmek üzere kurulmuş ve evet kriminal işlere bulaşmış bir yapı var. Geçmişten bugüne illegal her türlü şeyler olmuş. Bir kere devletin içine sızma vesaire işte
insanları en dinleme, en sonda nedir? Hatta darbe girişimine kadar gitmiş. Bu noktaya kadar gidebilecek şekilde örgüt tarafı var. Ve de yani böyle bir şey kült olgusu içerisinde Fethullah Gülen'e sempati duyuyor olmayan ama Fethullah Gülen'in kitapları veya işte onun etrafında oluşan işte yapı sayesinde misal namaz kılmaya başlamış, Kur'an okumaya başlamış veya işte böyle bir durum da olmaksızın zaten eskiden beri hep dini bir çevre içerisinde kalmış ve burada bunlar ortaya çıkınca, kendisine gelince, destek isteyince güzel şeyler yapıyorlar, destek olayım demiş insanlar var ki bu üçüncü grubu ben hani cemaat boyutu diyorum. Şu an ortaya çıkan tabloda yani şöyle de bir mağduriyet durumu var. Fethullahçı olmadığı halde FETÖ soruşturması kapsamına alınan insanlar kadar Fethullah Gülen'in o şu bugüne kadar görünmemiş, ortaya çıkmamış o derin, gizli, mahrem, kriminal yüzü ve yapının örgüt yani boyutuna bulaşmamış olup yani cemaat boyutunda kaldığı halde işin içine giriyor insana ve şöyle diyorum hani örgütün faturası deyim yerindeyse cemaatin insanlarına kesiliyor gibi bir durum var. Yani o çelik çekirdeği hem kültü hem örgütü oluşturanlara baktığımızda belki darbe teşebbüsüne girişmiş işte subaylar ve onlarla bağlantılı bazı isimler hani hapse atıldı. Ama yani buna karşılık çelik çekirdeği oluşturan kültün çelik çekirdeği oluşturan isimler ve de örgütün hani kriminal işlerdeki hani beyni durumdaki yani en güçlü operasyonel unsurları onların hepsi yurt dışında. Hı hı. Fakat buna karşılık ben kendi bulunduğum hani şehirde biliyorum. Hani bulundum derken doğup büyüdüğüm şehirde biliyorum. Yani mesela bayramda gittiğimde annemlerin bir şey ihtiyacım bir mağazaya girdiğimde bir hanım vardı. Çocuklar vardı. Onlar mağazayı idare ediyorlardı. Annem dedi ki çünkü babaları dedi işte şey yardım ettiği için zamanda para verdiği için işte şu kadar zamandır hapiste. FETÖ'cü diye. Bence hani mağduriyet çok daha belki çift ayrım, diyorum. Bu ayrım olması gerekiyor. Bu ayrımı 2014'te yapıyorduk. 2016'da niye yapılmıyor? Ve 2017'de niye yapılmıyor? Bunun hakikaten konuşulması lazım. Hani ilk zan deniyordu ya üstü ihanet, ortası ticaret, altı ibadet. Ama biz ticaret boyutuna geçtik. İhanet diye tanımladığımız üstün faturasını ibadet diye tanımladığımız kesimin içindeki insanları kesmeye kalktığımızda bunun haksızlık olduğu besbelli bir şey. Yani böyle bir haksızlık bence var. Hemen Metin Bey'i de biraz bahsedeyim. Kendisi aslında 17-25 Aralık'tan çok önce Kapıdaki Tehlike diye Fethullah Gülen cemaatine dikkat çeken bir isim. Evet. Dolayısıyla söyledikleri onun için bizim için çok da kıymetli. Yani peki, orada İrfan Bey hemen şunu söyleyeceğim. Burada şöyle bir tablo da var zaten. Üzücü bir şey. Şimdi zamanında yani bu yapı tehlikeli bir yapı. Yani bu yapı maazallah yani bir yani güç edinmek istese yani Türkiye'de karşımıza çıkacak tablo bir yönüyle Kuzey Kore gibi kapalı ve totaliter. Ama bunu nedir? Dini bir söylem üzerine yapacak. Yani İran-Kuzey Kore karışımı bir bela bekliyor diye hani söylerken bizim böyle çok negatif, çok olumsuz, ön yargılı, haksız bir şekilde bir tahlilde bulunduğumuzu hani düşünen veya söyleyen insanlar bakıyoruz. Öyle ki 17-25 sürecinde dahi biz ki 17-25'in evet öncesinde bu tehlikeye ulaşabildiğimiz mecralı dikkat çekmeye çalışıyorduk. 17-25'in sonrasında dahi hala hani tablo ortaya çıkmamış hani iki tarafı da idare edebilecek pozisyonda konuşanlar hatta öyle ki içlerinde yani Fethullah Gülen'e yönelik olarak böyle ağlak yazılar, mektuplar yazan insanlar şimdi en büyük FETÖ avcısı oldular. FETÖ düşmanı. Yani bu da ayrıca
Bence süreci son derece hani zehirleyen bir tablo olarak diyorum. Peki onların bu soruşturmaları manipüle etme ihtimali var mı? O bahsettiğiniz profildeki kesimlerin. Yani manipüle etme ihtimalleri var. Hani ne bileyim, yani böyle bir muteber kişi olursanız bu defa kendi kabahatinizi örtmek için hani başka birilerini hedef haline getirirsiniz. Yani böyle bir riskin ben mevcut ve hani muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ama en temelde yani bunlar yani yapılan mücadelenin sahiciliği konusunda bir şüphe uyandırıyorlar. Yani şöyle diyeyim, hani FETÖ bir problemse, yani bunlarla hani hani mücadele dendiğinde akla gelebilecek hani son isimler onlar. Çünkü yani FETÖ diye bir şey oluşmuş bir yerlere geldiyse, yani bunda yani onların da emeği var. Peki sizin şöyle bir sözünüz var yine Mart 2017'den. Dini hizmetler alanında kriz var. Evet. Siz de sonuçta Nur cemaati içerisinde kendinizi öyle tarif ediyorsunuz. Gerçi bağımsız bir kişisiniz ama sohbetleriniz oluyor, gençlerle temas ediyorsunuz. Dini hizmetler alanında kriz var diyerek neyi kastediyorsunuz? Yani şunu kastediyorum ki bu kriz hala hani devam ediyor. Şimdi yani evet, bizim değişik ortamlarda da söylüyorum. Şu an kendiniz diyorum, lisede bir genç olarak tanımlayayım ve üniversite birinci, ikinci sınıfta bir genç olarak tanımlayın. Yani dinle ilgili belli bir düşünceniz var. Yani böyle bir negatif değilsiniz ama yani tam böyle bir bağlılık içerisinde de değilsiniz. Ama neticede dindar diye tanımladığınız insanlara baktığınızda kendi işlerinde büyük bir çatışma var, mücadele var. İşte bir tarafta Fethullahçılık diye bir şey çıkmış. Dün böyle İslam'ın en güler yüzlü, güler böyle sevecen yüzünü temsil eder gözükürken, yani o yüzün arkasında hani nasıl hani kötücül bir şey, ruh hali, nasıl kötücül bir şey, dil ve üslup taşıdıkları ve ellerini hani imkan geçtiğinde ne gibi kötülüklere tevessül edebilecekleri ortaya çıkmış. Böyle bir şey var. Yani buna karşı mücadele dendiğinde de yani burada da gene hani Müslüman ahlakına hani yakışır bir dil, üslup, hani söylemin olmadığını, hele ki hani Kur'an hani müminleri adalet üzerine bir hassasiyeti ısrarla ve ısrarla davet ederken, yani mesela Kur'an'da 5 kere geçen bir emirdir, suçun şahsiliği meselesi. Yani birinin hatasıyla başkası mesul olmaz. Bir, yani mesela bir topluluğa işte, olan evet, kininiz sizi adaletsizliğe... Şimdi mesela düşünebiliyor musunuz İrfan Bey? Mesela bu ayeti hatırlatarak, ayetin devamında da hani takva üzere olun diyor. Bu daha şeydir diyor. Sizin için daha doğrudur, daha uygun olan, hayırlısı olanı budur diye takvaya çağırıyor. Yani takva, müminlerin ulaşmak istedikleri bir hedef şu dünyada, takva üzere olma, o hedefe ulaşmayı adil olma şartına bağlıyor ayet. Düşünebiliyor musunuz? Mesela şu an bundan yoksunuz. Evet, yani yoksunuz mu diyorsunuz? Yok, şöyle oluyor, hatta bunu hatırlatıyorsunuz. Evet, bir mücadele olması lazım ama bu mücadelede Kur'an'da Allah'ın bize söylediği emirlere uygun şekilde olması lazım. Adaletin gözetilmesi lazım. Yani birinin suçunun faturası başkasına yazılmaması lazım. İki, hatta öyle ki bir kişi suçlu diyelim. Ama mesela misal, yani hırsızlıktan suçlu birine cinayet cezası veremezsiniz. Yani ya bir suçsuz olanın suçlanması, iki suçlu ise dahi yani bir birim suçu varsa 10 birim kabahatin onun üzerine yüklenmesi gibi problemler var. Şimdi bunu hatırlattığınızda misal, baksanız güya dini ve dindarları savunma adına birileri ayetin uyarısını hatırlatmanızdan rahatsız olabiliyor. Hatta utanmadan size FETÖ'cü diyebiliyor. Şimdi böyle bir tabloda yani, evet, gence dönersek. Evet, ne olur? Evet, ne olur? Maalesef. Yani ortada net bir yani sıkıntı ne olur? Dindarlığın krizi dediğimiz bir tabloda açık. En temel kriz de neticede bir iktidar mücadelesi gözüküyor. Son tahlilde hani bir yapı gayrimeşru bir işlere bulaştı. Buna karşılık meşru ölçüler kullanılarak o yapıyla hani mücadele ediliyor diye bir izlenim bırakmıyor mücadelenin içerisinde kullanılan yöntemler, kurulan ittifaklar. Tamam ki ortada bir iktidar mücadelesi var.
ölümüne bir iktidara mücadelesi var. Biri diğerini yok etmek istiyordu. Bunların ikisi de dindar olduğunu evet, ayetlerle diye, referans evet, alan yapılar. Yani dolayısıyla neticede dindar dediğimizde hani dindar şu dünyayı bir imtihan yeri olarak görür. Asıl yani kalınacak yer olarak görmez. Yani ahireti görür. Yani dolayısıyla uhrevi bir algı idrak içerisinde bu dünyada davranır. Ama hani dünya için birbiriyle adeta böyle boğaz boğaza gelmiş ve hani herhangi bir insana söylenemeyecek sözü yakıştırmayı hani birbirine yapabiliyor bir görüntü arz ettiğinde tablo. Evet, bu tablodan hani insanları hani dine davet noktasında elbette çok ciddi bir problemin zuhur edeceğini görebiliyoruz. Dolayısıyla dindarlığın krizi diye bir tablo bu sebeple yaşıyoruz ve sanırım bu dil ve bu yöntem devam ettikçe bu kriz çözülmeyecek, derinleşerek devam edecek. Peki bir de şu açıdan bakalım. Aslında dindarlık sonuçta özellikle geçmişinde İslamcılığı savunan, hala da savunduğunu söyleyen bir siyasi iktidar merkeze oturmuş durumda. Bu noktada aslında dindarlık için avantajlı bir alan söz konusu değil mi? Yoksa burada zihinler devletleşiyor mu? Dolayısıyla sivil evet. olan bir din konusunda ne dersiniz? Evet. Aslında bu bir avantaj değil mi bu dindarlık yani için? Bence bu avantaj değil. Yani bakarsak aslında hani İslam tarihinin bütününe bakarsak işte Raif Talifeler dönemi işte bir 30 senelik dönem dışında hep siyaset hani iktidar hani dindarlığın temsilcisi olmamıştır. Hani siyaset bir derece hani dini ölçüleri uygulamada belli bir şey gevşeklik hatta bazı örneklerde bazı Emevi sultanlarının örneğinde gördüğümüz gibi hatta gevşeklikten öte bir yozlaşma ve yabancılaşmanın dahi timsali ola gelmiştir. Evet, İslam'ın ana damarını hep hani sivil unsurlar yani ulemadır, dergahtır, işte halktır. Yani sivil unsurlar taşıya gelmiştir. Yani burada dolayısıyla da dindarlığın taşıyıcılığını devlete ihale eden, dolayısıyla yukarıdan aşağıya bir dindarlaşma kurgulayan bütün hareketler, yani geçmişte de günümüzde de işte Suudi Arabistan'da Vehhabilik üzerinden yaşanan bir örnek, İran'da yaşanan bir örnek, başka örnekler de var. Yani yukarıdan aşağıya devlet üzerinden, iktidar üzerinden insanları, toplumu dindarlaştırma yönündeki bütün teşebbüslerin en büyük zararı hani dine ve dindarlığın kendisine olmuştur. Yani bugün de ben bu problemle yüz yüze olduğunu düşünüyorum. Şu an mesela böyle bir evet. durum olduğunu söyleyebilir misiniz? Şu anki, evet, böyle bir problem durum. Evet olduğunu düşünüyorum. Epeydir hani bunu zaten dile getiriyorum. Burada fark edilmeyen şöyle bir nokta ama hala olduğunu düşünüyorum. Hani dindar bir kişinin veya dindar bir kişiler topluluğunun iktidarını savunmanın dini savunmak olduğu zannediliyor. Halbuki neticede kişiler dindardırlar, dindar olma noktasında çaba içerisinde olabilirler. Fakat hani dini hani temsil yetkisi onlara verdiğimizde bir defa nedir? Onların yaptığı hatalar doğrudan hani dinin hataları haline geliyor veya şöyle oluyor. Biz hani dinin ölçüleri ile eksen dinin ölçüleri iken ve kişileri o dinin ölçüleri ile belirleyecek durumdayken kişiler eksen haline geliyor. Dini ona göre yorumlamaya başlıyoruz ki işte Fethullahçılığın yani durumu bu noktada bir örnektir. Ama ben sadece Fethullahçılıkla sınırlı kalmadığını, hani siyasi iktidarı, mevcut siyasi iktidarı dinin muhafızı konumuna yüklediği andan itibaren yani Fethullahçılıkla mücadele ederken de kişilerin bu tarafta hani benzer bir hatayı sergilediklerini düşünüyorum ki bu aslında yani şöyle bir tabloyla da zaten gözüküyor. 100 sene 110 sene öncesinde de yani benzer bir şey yaşamıştı. Sultan Abdülhamid'in 30 senelik bir idaresi var. Baksanız evet yani şimdi OHAL diyoruz ya. 30 senelik bir OHAL aslında 78'den itibaren
işte kanun esası askıya alınmış vesaire bir şey. Yani tek adam yönetimi oluşturulmuş. Ama sürece baktığımızda Mehmet Akif gibi, hani Bediüzzaman gibi, Elmalı Hamdi Yazır gibi daha sonraki dönemlerde de yani yetkinliklerini gene çok net bir şekilde dini alanda gördüğümüz isimlerin yani büyük çoğunluğunun kendileri dindar olduğu halde, Abdülhamid'in kişi olarak dindarlığıyla bir meseleleri olmadığı halde, fakat o istibdat yönetimine karşı net ve sert bir muhalefet içerisinde olduklarını görüyoruz. Çünkü şunu görüyorlar, yani dindar bir hükümdarın elinde din siyaset için araçsallaştığında bundan siyaset zarar görmüyor, bundan din zarar görüyor. Buradan niye, şimdi niye bu itirazlar çıkmıyor? Bence bu itirazlar sizi çıkıyor. Ayrı tutuyorum diye. Hayır, şöyle diyeyim. Bu itirazlar duyulamıyor. Sorunumuz o. Anladım. Aslında, yoksa bu itirazlar yok değil. Anladım. Kuşkusuz vardır ama mesela yüksek seviyede ki bu itirazları seslendirenlerin bir çoğasını şu an AKP kurmayları olarak da görüyoruz. Belki ondan da emin değilim zamanında evet. okuduğumuz evet. birçok yazar evet. çizer şu an aslında ekranlarda evet. bahsettiğiniz bir yani, AKP. Yani şu an yani ben hani alttan alta bu endişenin görüldüğünü ve bu itirazların işte dile getirildiğini biraz onu sormak istiyorum. Evet. Bu itirazlar İslam camiada bahsettiğiniz az önceki evet. eleştiriler dillendiriliyor mu çok? Böyle bir özellikle ki çok net bunlar aslında bundan 1-2 yıl öncesine kadar belki de hala AKP'ye gönül evet. vermiş kesimler değil mi? Evet. Bu itirazlar seslendiriliyor mu? Yani yayılıyor mu? Bu itirazlar evet konuşuluyor. Hı hı. Ama şey kamuoyu önüne hani çıkamıyor diyelim veya bazıları şöyle tablolar hatta görebiliyoruz. Hani alttan alta yani birebir mesela bir şey arkadaş sohbetinde yani ben bu konuda endişelerini net bir şekilde ifade eden ama şu veya bu endişeyle hani kamuoyu önünde belki asla böyle bir şey dillendirmeyen ben isimler biliyorum. Aslında şimdi şöyle bir durum var. Sonuçta AK Parti iktidarıyla örneğin başörtüsü meselesi halloldu. Kamuda artık her yerde böyle bir sıkıntı yok artık. Acaba o bahsettiğimiz itiraz olan kesimler Adalet ve Kalkınma Partisi giderse tekrar eski sıkıntılı günler yaşanabilir endişesiyle ne olursa olsun biz bunun arkasında durmalıyız türü bir düşünce sahibi olabilirler bence mi? Bence bu düşünceye sahipler ve bu düşüncede haksız olduklarını söyleyemem. Hı hı. Yani ki ben hani hala bu noktada endişelerimi ifade eden hani dindarın iktidarını savunmakla hani dini savunmanın ayrı şeyler olduğunu görelim. Yani iktidar yani bir dindarsak eğer biz yani Kur'an'ın ölçülerine uygun şeyler yaptığında destekle yükümlüyüz. Ama öbür tarafta yani bu ölçülere uygun olmayan şeyler yaptığında da uyarmakla ve yani tavır koymakla yani yükümlüyüz diye. Yani burada blok hani hı hı. evet blok hayır şey değil. Yani neticede bunu benim gibi dile getirebilen insanlar olmakla birlikte yani ağırlıklı olarak yani ben böyle bir endişeyi görüyorum. Peki diyelim ki biz tavır koyduk. Sonunda da başka bir tablo ortaya çıktı ortada. Yani o zaman hani hı hı. ne olacak diye yani bu endişenin evet ben var olduğunu görün bu endişede büsbütün haksız olmadıklarını da söyleyebilirim. Yani şöyle söyleyeyim. Yani şimdi yani hayatın içinde olmaya çalışıyorum. Yani değişik hani yerler değişik ulaşım vasıtaları mesela binmeye çalışıyorum. Yani bunlardan biri sık kullandıklarımdan biri İstanbul'da hani CHP'nin en yüksek oy aldığı Kadıköy Bostancı muhitinden kalkan bir otobüs orada bindiğim saatlerde de mesela emekli böyle teyzeler, amcalar filan oluyorlar. İşte okudukları gazete ve kendi aralarındaki konuşmalar. Evet, burada bir böyle şey, bir hınç. Dolayısıyla yani bir iktidar hani ele geçse yani tek parti döneminde yapılanların bir benzerini veya 27 Mayıs'ta hani yapılanların bir benzerinin yapılmasının özlemi ve hayal içinde insanlar olduğunu görüyorum. Yani dolayısıyla yani burada normalleşme gerekiyorsa ben dindarlara düşen sorumluluk var. Yani AK Parti iktidarına düşen sorumluluk var. Yani biz neticede yani şuna gelmemiz gerekiyor. Yani bu topraklar, bu ülke
sadece dindarların değil, sadece sekülerlerin de değil. Yani bizim farklı bir siyaset dili hani kurmamız gerekiyor. Yani bu ülke hepimizin, bu ülkede beraber yaşıyoruz. Birimiz diğerimizin rağmına mutlu olamayız. Ancak hepimizin beraberce mutlu olduğu bir ülkede biz rahat ve huzur bulabiliriz. Yani bunu AK Parti tarafı veya dindarların da bunu yapması lazım. Öbür tarafta ama yani mesela CHP vesaire belli bir takım geçmişe göre adımlar atabildiklerini görüyoruz ama o adımı da çok atamıyor CHP'nin çünkü. CHP'nin böyle bir çabası oldu yani. Oldu ama öbür tarafta onun, evet fakat diğer tarafı kendi içerisinde de yani dindarları ikna ettiğinde kendisini terk edecek birileri var. CHP'nin dileması da bu. Bu korkuyu yani, madem siyaseti siz açtınız. Mesela evet. Meral Akşener hareketine ilişkin böyle bir endişe var mı? Yani en azından evet. Olası bir Meral Akşener iktidarından ya da başkanlığından dindarların kazanımlarını yitirme endişesi. Mesela onda olduğunu sanmıyorum ben yani sizce. Olduğunuz evet yani dindarlara bir karşı bir evet dindarlara karşı yok. Bir evet olmayacağını düşünüyorum ama öbür tarafta hani Akşener yani hareketli hem yani çıkışı kullandığı hani dil yani o noktada çok da güven vermediğini düşünüyorum. Hani oradaki hani sorunumuz ise şu. Ben böyle, biraz tamamen dindarların evet. kazanımlarını kaybetme ya da devam ettirme noktasında Meral Hanım'a evet. bir güven herhalde CHP'ye göre yani, daha çoktur. CHP'ye göre sanırım orada daha Hı-hı. çoktur ama öbür tarafta yani çıktığı zemin işte o zemin içerisinde yani kullandığı dil itibarıyla dindarlar içerisinde yani çok da böyle yani ikna edici bir söylem tutturdu kanaatinde. Meral Hanım hareketinin evet. kazanması gereken ciddi bir Güneydoğu mesela, vardı evet. mesela her şeyden evet. önce. Ki onların dindarlıkları da çok evet. şeydir. Yani gene orada hani şöyle diyeyim. Hani buyurun. Madem bu şekilde ifade etmiş olalım. Bizim hani az önce dedik yani bu ülke hani dindar olsun, seküler olsun hepimizin. Yani birimiz diğerimiz rağmına kazanamayız. Bunu görüp yani siyasilerin de 50-50 bloklaştırmak değil farklı siyasi görüşlerde olsa bunların hepsinin hani aynı ülkenin insanları olduğu gerçeğini gözeten bir ile ilerlemeleri gerektiği gibi bir diğer açıdan Türk de olsa Kürt de olsa mesela bu ülkenin insanları eşit vatandaşlar olma durumunda. Yani orada da bir dil tutturmamız lazım ki evet yani Akşener bu noktada sanırım özellikle yani güven veremiyor. Yani mesela ben ne bileyim yani etnik köken itibarıyla Kürt değilim. Egeli bir ailenin çocuğuyum ama benim için yani milliyetçi bir siyasette risk boyutu her zaman taşıyan bir siyasettir. Dolayısıyla kendim etnik olarak Türk olsam da Türkçülük söylemi üzerinden ilerleyen bir siyasete de güvenmem. Çünkü yani milliyetçilik insanı adaletten uzaklaştırır. Peki yine sizin sözlerinizden biri. Muhafazakar kesim devlet biziz diyor ama zihin dünyalarının ele geçirildiğini düşünüyorum. Evet. Ne yani bence şu burada? Şunu demek istiyorum. Yani devlet biziz duygusuyla hani devletin yaptığı her şeyi savunma refleksi geliştiriyorlar. Hmm. Yani, yani şu bürokrasinin biz hani nesine kefil olabiliriz? Yani siyaset zaten apayrı bir alan. Yani siyasetin içinde her türlü şey olabiliyor. Yani ben siyasetçiye kefil olma. Onun her şeyini doğruymuş gibi savunma. Bu çok ciddi bir problem. Hele ki siyasetçileri dahi yanlış yönlendirebilen yeri geldiğinde bir şey var. Çok güçlü bir bürokratik gelenek var. O bürokrasinin nesine ben kefil olabilirim ki? Ama şu an hani birçok dindar insan işte dindarın iktidarını ve siyasetini savunmayı dini savunmak zannettiği için yani bu defa olur dinin ölçüleriyle izahı imkansız bir şey devletçi ve milliyetçi söylem içerisine savrulabiliyor. Yani adalet ilkesini unutabiliyor. Amalar üretebiliyor mesela bunun üzerine. Şimdi bu nedir? Devlet bizi zannediyorsunuz ama aslında hani siz devletin hakimi olmamışsınız. Devletçilik size hakim olmuş. Devlet deyim yerindeyse sizi ele geçirmiş. Yani nedir? Bürokrasi her zaman yaptığını yapmaya devam ediyor. Devlet denilen aygıtın işte taşıyıcıları her zaman yapılanına devam ediyorlar. Ama nedir? Bu defa
siz onun kullanışlı aparatı haline gelmişsiniz. Yani bu bir hakimiyet ve bu bir galibiyet manzarası değil. Çok teşekkürler. Yani ülkeyi son bir değil mi? Yani ülkeyi yönetiyoruz zannederken, yani ilkeyi yitiriyorsanız, sizin temel ilkelerinizde bir aşınma yaşıyorsa, yani bu bir şeydir, kazanım değildir. Bu bir şey, kayıp tablosunu gösteriyor. Güzel bir bitiriş oldu. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ahmet İlk Karabaşoğlu'yla FETÖ soruşturmaları ve İslam Camia'dan başladık. Sonuçta dindarların devletleşmesi, devlet gibi düşünmesi üzerine konuştuk. Umarım faydalı bir sohbet olmuştur. İyi akşamlar.